Fotoğraf bir işimize yaramalı da. Nasıl? Marco ile ilgili yeni bir gelişme var mı elimizde? Stadyumlar yer almış ama hiçbir iz yok. Hastane kayıtlarından da bir şey çıkmadı. Çoktan şu anda kurda koşa yem olmuştur. Ölü yatırım. Ama bu hikayeyi yazan kişiyi tanımıyoruz. Neyse ki ne Arhan Savcı inandı ne Alev inandı. Sadece vakit kazandılar. Ne yapacağız? Cesedin bulunmasını mı bekleyeceğiz? Zaman daralıyor. Ha Umut'cum ne yapacağız? Abi eğer bütün dosyaları tek bir dosya halinde birleştirmeyi başarırsak... ...hukuki süreçte elimiz çok güçlenir. Tek bir duruşmada bile işleri bitirebiliriz. Ama şöyle bir detay var. Arif Savcı bu davada benim avukat olmamı istiyor. Ona göre bu davayı bir tek ben kazanabilirmişim. Haklı. Yani kamuoyu da aynı fikirde. Sen suç baronlarıyla mücadelede sembol bir isim oldun. Ama nasıl yani, bu kadar kolay mı döneceksiniz avukatla? İşte demesi kolay da dönmesi kolay değil. Duruşmaya kadar avukatlığa dönmem için mucize falan lazım. Mucize değil. Vicdan. Ne? Vicdan, vicdan, vicdan. Vicdansız vicdan. Ne vicdanı? Benim üniversitedeki hocam, hocaların hocası. Temiz heykeli yerine benim vicdan hocamın beni heykeli dikilseydi ben hiç itiraz etmezdim yani. Yani baroların üstü, baroların barosu. Hocam benim işte yani, hukuk profesörü. Benim idolüm yani. E abi tamam, ikna edeceksin işte. Mutçum, bak anayasanın ilk üç maddesi değişmez. Bir de vicdan hocanın inadı. Beni abi hiç sevmez, sevmez beni. Sen Harun yakarsın. O vicdansa sen de yakarsın. Sen yaparsın bu işi. Güzel kardeşim. Umut'cum anlatamıyorum galiba. Beni pek sevmez. En son adliyenin koridorlarında suratıma tükürdü. Benim idol dediğim hocam benim suratıma tükürdü. Abi. O şekilde. Yani sırf okuldan uzaklaşayım diye beni mezun etti. O şekilde. Abicim eğer sen bu işi yapamazsan şu kardeşin bir daha cübbe mübbe giyemez. Bak anlatamıyorum galiba güzel kardeşim. Tükürdü diyorum. Hocam suratıma tükürdü diyorum ya. Anlatamıyorum ben sana. Tamam ben gideceğim. Diyeceğim ki hocam gerekirse ben anlamadım diyeceğim. Yeniden hukuk okuyacağım. Ha? Oh be. Suratıma tükürdü ya. Böyle tükürdü. Hocaların hocası. Koca profesör. Sevmez beni, hiç sevmez. Vay 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 vay, seneler ne çabuk geçiyor ya. Aa, merhaba, hoş geldin. Merhaba hocam, nasılsınız? Oğlum, biz bu koridorlarda hep not kovalardık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Ben hiç ders çalışmazdım, sadece not alırdım. Sonra bebelere parayla satardım. Bayağı başarılı bir öğrenciydiniz o zaman. Kime göre, neye göre Ruşen? Hiçbir fikrim olmayan soruya bile 5 sayfa cevap yazardım. O zamandan belliymiş hikayelerinizle mahkeme heyetini etkileyeceğiniz. Bu vicdan hocada yine büte kaldım. Hocaya ne dedim biliyor musun? Ben büttü demeden bitmez dedim. Çocuklar nasılsınız? Harun Yakar. Hoş geldin abi. Ne haber, iyi misiniz? İyiyiz, siz? İyiyim, iyiyim. Vicdan hocanın odası hala aynı yerde mi? Evet, evet. Hala aynı yerde. Değişmedi. Aranız nasıl? İyi anlaşıyor musunuz vicdan hocayla? Evet, evet. Gayet iyi. Aa, çıktı, çıktı. Çocuklar dikkat edin kendinize. Hocam. Hocam. Vicdan hocam. Vicdan hocam nasılsınız? Biraz konuşabilir miyiz? Sana bir daha karşıma çıkma demiştim Harun Yakar. Hocam seneler önceydi o ya. Hocam valla yani o kadar emeğiniz var bende. Biraz konuşabilir miyiz? Doğru, sana onca emek verdik, mezun ettik. Sen ne yaptın? Gittin mafya avukatı oldun. Sen benim akademisyenlik hayatımdaki en rezil öğrencisin. Hocam ne deseniz haklısınız da ben çok büyük değiştim yani. Yani gerçekten hukuk karmamı yaşıyorum hocam. Artık parayla pulla falan hiç işim yok hocam benim. Ben anladım. Hocam. Hocam. Ben... İnsan hiç mi değişmez ya? Aynı terslik işte. Ben de hocam ben vicdanımı sesliyorum. Elimi vicdanıma koydum. Vicdan hocam diyecektim. Tut şunu tut. Hep ters ya. Yasalar insan haklarını korur, toplumda huzur içinde yaşamalarını sağlar. Bunda hepimiz hemfikiriz sanıyorum. Peki sizce hukuk her zaman adalet sağlar mı? Yani bizim koyduğumuz yasalar adalet için yeterli midir? Evet. Kimse yok mu?
Buyurun. Hocam, kanunlar yazılıdırlar. Sizin de dediğiniz gibi toplumun rahat yaşamasını sağlarlar. Ama kanunların yanında bir değer vardır ki o da vicdan. O da insanın kalbindeki mahkemedir. İnsanlığın da gereğidir vicdanlı olmak. Kanunlar eylemleri bu suç mu ya da suç değil mi diye değerlendirir. Ama vicdan eylemleri bu doğru mu, bu doğru değil mi diye değerlendirir. Dolayısıyla da istediğiniz kadar kanun bilin ama vicdanınız yoksa adaleti sağlayamazsınız. O zaman şu soru geliyor aklıma. Kanunlar mı, vicdan mı? Hangisi? Sen söyle. Bence ikisi de hocam. Vicdan kanunların o soğuk duvarlarını ısıtabilir. İnsan hata yapabilir. Tıpkı Umut gibi. Umut Tanrı kulunu aranızda tanımayan var mı? Evet. Hocam gençler Umut'u sadece meşhur bir avukat olduğu için tanımıyorlar. Çok iyi bir adalet adamı ve çok vicdanlı olduğu için tanıyorlar. Dolayısıyla da bence her insan ikinci bir şansı hak eder. İyi günler hocam. İyi günler. Güle güle. Güle güle. İyi günler. Görüşmek üzere hocam. İyi günler. Güle güle. İyi çalış. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Kalk gelin. Umut Tanrı kulunu mesleğe döndürmenin bir yolu var Harun. Ama bu düşündüğün kadar kolay değil. Hocam siz ne diyorsanız dinliyorum. Bize bir yol gösterin. Bak şu anda hakkında açılmış bir disiplin soruşturması var. Bu durumda Fecir emir kıran şikayetini geri çekmezse eğer mesleğine geri dönmesi imkansız. Dosyanın kapanması ya da ceza davasına dönüşme ihtimali ortadan kalkmadan baro hiçbir adım atamaz. Hocam siz Umut'un yerinde olsaydınız ne yapardınız? Yani benim size Fecir'i anlatmam gerekiyor müsaade ederseniz. Telefonu verir misin? Bu yerde yatan ceset mi? Evet hocam. Bu fotoğrafı Umut çektiği için delil olarak kullanılamıyor. Yani Umut'un nasıl bir adamla uğraştığını görün diye bunu size göstermek zorundaydım hocam. Özür dilerim. Kamu vicdanı Harun. Adaletin gerçek terazisi orada. Mahkemeler hukukla karar verir ama insanlar vicdanında karar verir. Eğer Fecir'in şikayetini geri çektiremiyorsanız kamu vicdanına hitap edeceksiniz. Bu fotoğraflar ortaya çıkarsa onun itibarını yerle bir edersiniz. Ha, belki özgürlüğü gitmez ama kaybedeceği şeyler çok daha fazla olur. Saygı, güven ve kendine kurduğu düzen. Büyüksünüz hocam. Kaç yaşına gelirsem geleyim sizden bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Versene bu çiçeği. Hala unutmamışsın hangi çiçeği sevdiğimi. Hiç unutur muyum hocam? Mıh gibi aklımda. Ha. Bu seferlik tamam. Ama sen yine de karşıma çıkma bir daha. Hocam yapmayın ya. Çiçek aldım o kadar. Abi şahanesin ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.